Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda kalp kıran, insanları üzen ve inciten kimselerin ahiretteki vahim durumlarından ve bir kez olsun kalp kırmanın neden en büyük günahlardan sayılıp insanı hem dünya hem de ahirette nasıl perişan ettiğini ayet ve hadisler ışığında sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak konumuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İnsanın kalbi mahlukatın en üstünü ve en şereflisidir. Bu sebeple küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Dinini bilen ve bildiklerine uygun hareket eden salih bir Müslüman ölü gibidir. Hiç kimsenin kalbini kırmaz ve incitmez. Zira bir ölünün diriyle kavga ettiği hiç görülmemiştir. Neye uğrarsa uğrasın salih kimse asla kimseye kötü söylememeli ve lanet etmemelidir. Bir kalbi kırmak senelerce ibadet ve zikir sevabının hepsini alıp götürür. İslamiyet öyle bir dindir ki kafirin dahi kalbini kırmayı yasaklamıştır. Nerede kaldı ki Allahu Teala'ya ve onun peygamberine inanan Allah diyen bir Müslümanın kalbi kırılsın? Bir hadis rivayetine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye bakarken şöyle demiştir. Şüphesiz Allah seni çok şerefli, çok hürmetli ve çok azametli kılmıştır. Fakat mümin senden daha hürmetli, daha saygıdeğerdir. Bu ve benzeri hadisleri göz önünde bulunduran Hazreti Mevlana şu meşhur sözünü söylemiştir. Kabe, Azer'in oğlu İbrahim'in yaptığı bir binadır. Kalpse Yüce Allah'ın nazargahıdır. Bu sebeple bir gönül yıkmak, bin Kabe yıkmaktan daha kötüdür. Bu nedenle İslam'ı ideal şekilde yaşamak ve onun güzelliğini sözlü ve davranış biçimiyle göstermek isteyen kimselerin okuyacağım ayeti kerime ve hadisi şerifi tam manasıyla rehber edinmeleri gerekir. İnsanlara yumuşak davranman Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer sen katı yürekli, kaba biri olsaydın, İnsanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet, onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla istişare et. Güçlü ve kahraman kimse, güreş minderinde hasmını yere seren değil, öfke anında nefsini yenen kimsedir. İslam ahlakı dinin esasıdır. Ahlakı güzel olmayanlar, ruhsuz bir ceset ve içi boş bir heykelden başka bir şey değillerdir. Dindarlık, şuurlu bir şekilde dini anlamak ve onunla amel etmektir. Yunus Emre de, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil ifadesiyle bu hususa dikkat çekmekte ve insanları incitmek ve gönül kırmanın ibadetlerden elde edilecek bazı kazanımlardan mahrumiyete sebebiyet vereceğine dikkat çekmiştir. Mesela Ebu'l-Hasenil Harkani Hazretleri, İncitme ile ilgili şöyle der. Bir din kardeşini incitmeden sabahtan akşama çıkan bir mümin, o gün akşama kadar Resulullah'la beraber yaşamış gibidir. Eğer bir mümini incitirse, Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez. Gönül, hak binası ve Allah'ın nazargahıdır. Kabe'yi Hazreti İbrahim, gönlü de Allah inşa etmiştir. Birisi maddi, diğeri manevi Kabe'dir. Kâbe zamanımıza kadar çeşitli nedenlerle yıkılmış fakat insan eliyle yeniden yapılmıştır. Kalp öyle mi? Kâbe inşası kolay, kalbin inşası ise daha zordur. Tasavvuf ehli gönül almanın kişiyi Allah'a yaklaştıracağından hareketle gönül kıranların, incitenlerin hatta incinenlerin ise kalp temizliğine erişemeyeceklerini, kalp temizliğine ulaşamayanların da Allah'a vasıl olamayacaklarını söylemişlerdir. Gönül yapmak ne kadar ulvi bir faziletse, gönül yıkmak da o derece ağır bir uhrevi felakettir. Fakat gönül yıkmayı sadece bir insanı rencide etmek, kırmak, üzmek olarak telakki etmekte eksik olur. Zira gönüller imanın mahallidir. Bir gönlü imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıran her hal ve davranış esasen gönül yıkmaktır. Hal ve davranışlarıyla gönülleri İslam'dan soğutan insanlarsa gerçek manada gönül yıkan bedbaht kimselerdir. Arkadaşlar, iyi olsun kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemeliyiz. Allahu Teala'yı en fazla inciten küfürden sonra kalp kırmaktır.
Çünkü Allahu Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allahu Teala'nın köleleridir. Herhangi bir kimsenin kölesi incitilirse onun efendisi de elbette gücenir. Netice olarak kalp kırmamalı, hiç kimseyi de incitmemeliyiz. Değil müminin kalbini, kafirin kalbini bile incitmeye hakkımız yoktur. Çünkü kalp kırmak Allahu Teala'yı incitmek demektir. Kalp kırmak kul hakkıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaksa güzel ahlaktandır. Bunun için hiç kimseyle münakaşa etmemeliyiz. Çünkü münakaşa dostun dostluğunu giderir, düşmanın da düşmanlığını artırır. Yani nereden bakılırsa bakılsın hep zarardır. Müminler dua eder, fasıklar ve münafıklarsa dedikodu ve gıybet ederler. Hasılı İslamiyet'e uyanlar cennete, nefsine uyanlarsa cehenneme gider. Rabbim bizleri yumuşak huylu ve güzel ahlaklı eylesin. Amin.